köye gidiyoruz. Baba diyorlar, bir şey hatırlıyor musun? Köyün meydanı asfalt olmuş. Yok diyor. Ne? Fakat bir isimler sayıklıyor. Başka bir Yunanlı yaşlı da kendi halinde oturuyor. Bir şey sordum falan cevap veremedi. Fakat o Türk birkaç isim böyle sayıklamaya başlayınca o biri uyandı. Onun evini mi arıyorsunuz dedi. Evet dedim. İkisini daha dedim. Arabaya soktum dedim. Olduğunu ama kaçırma dedim. İki sokak, üç sokak daha aşağıda iki katlı yepyeni bir eve geldik. Baba bu mu? Yepyeni ev nasıl olacak? Yenisini yapmışlar aynı aksada. Fakat onun eviydi. O anda alt kattan yaşlı bir nine çıktı. Elinde siyah beyaz bir fotoğraf. Yaklaşınca bu başladı işte bu falan. Birlikte yaşadıkları o 6 veya 1 yıl ne kadarsa birlikte yaşadıkları yaşadı. O anda yukarıdan onun yaşlı beyin torunu çıktı. Bana diyor bunlar nereden geldi dedim. Türkiye'den hepsini diyor yukarıya getir. Ya dedim bir otobüs dolusun nereye götürüyorum. Sana ne diyor belki. Gittik yukarıya. İkramlarda bulundu. Ve dedi ki biz yıllarca işte ben ninemle, dedemle büyümüşüm ve onların o ortak hayatından öyküleri biliyorum. Bir tanesini anlatayım dedi. Bizim biliyorsunuz diyor ikonamız var hani bir acizin resmi ve onun önünde bir kandil yanıyor. O kandile o Türk çocuğu söndürdü, azarladılar bir daha da yapmadı. Ben bunu çevirdiğimde o Türk yaşlısı başladı gülmeye, ha 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 böyle güldü, ablam söndürdü demez mi? Bir sarıldılar, öpüştüler, şimdi bir daha geziye geldiler, akraba gibi bunlar. O zaman ben de bir anekdotu anlatayım. 2 sene önce annemin köyü olan Vanya köyüne gittik. Şimdi orada yaşayan bir Yunan asıllı, bizim mübadeleyle gelmek zorunda olan Türk asıllı yurttaşımız mecbur gemiye bindiriliyor ve Türkiye'ye gönderiliyor. Ama işte Vanya'da sevdiği kız kalıyor ve vazgeçemediği için Türkiye'ye geldikten sonra buradan oraya giden gemiye binip tekrar köye dönüyor. Böyle bir anekdot ve orada evleniyor, orada yaşamını sürdürüyor. Vanya'da.